Ama vurgunları gündemde hala. Deprem felaketinin ardından çadır, gıda ve kan satışı gibi skandallarla gündeme geldikten sonra istifa etmek zorunda kalan Kızılay Başkanı, kendisi dahil olmak üzere herkese makam aracı dağıtmış. Bakın, sadece Kınık kendine 4 tane lüks makam aracı tahsis etmiş. Ayrıca en az 57 yöneticiye de makam aracı dağıtmış. AKP iktidarı döneminde yardım kuruluşu olmaktan çıkan ve 11 ile etkileyen yakıcı depremlerin ardından çadır, gıda ve kan satışıyla gündeme geldikten sonra Kızılay Başkanlığından istifa etmek zorunda kalan Kerem Kınık'ın skandalları bitmek bilmiyor. Kınık Kızılay'da makam aracı saltanatı da kurmuş. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre 57 Kızılay yöneticisine makam aracı verilmiş. Depremlerden sonra yaşanan skandalların ardından istifa etmek zorunda kalan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sadece kendine 4 makam aracı tahsis ettiği ortaya çıktı. Araç saltanatı yöneticiler ve Kerem Kınık'la da sınırlı değil. Deniz Feneri davasında hapis ve para cezası alan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan'a da 2 makam aracı tahsis edildiği belirtildi. İçeride çok sayıda ihtiyaç var ve yeni ihtiyaçlarda bu üretimimizi tetikliyor. Makam aracı verilenler arasında partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşı olduğu bilinen İsmail Hakkı Turunç'la Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu Halil İbrahim İzgi gibi isimler de var. Araç saltanatı ile ilgili Kızılay Basın Müşavirliği'ndense açıklama geldi. Kızılay'ın diğer uygulamaları gibi araç kullanımına ilişkin uygulamaları da mensubu olduğu insani yardım teşkilatlarının standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. Kızılay'da belirli seviyedeki yöneticilere görevleri nedeniyle tahsis edilen araçlar görevin gerektirdiği kadar akaryakıt limitiyle kısıtlıdır. Bu arada Kınık'ın istifa etmesine karşın bazı araçları kuruma iade etmediği de iddia edildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan çok gizli olmasını istemiş, olaya da bizzat el koymuş.